kaydır 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 dedeni görebilirsin yani. Vine vardı, Vine bitti. TikTok niye bitmiyor ya? Çıldın bediştin karanlık yüzü. Bence ünlüleri eleştirelim ya. Çok para kazanıyorlar çünkü. <laughs> 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 Bismillah diye girdiğimiz Yorikok XP'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konuğumuz Deniz Bağdaş. Hoş geldin. Efendim hoş buldum. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Çok ne onurlandım. Demek. Benim için bir şeref. Nasıl Çok gidiyor? Teşekkür ederim. Güzel gidiyor. Bu benim özgürsüz katıldığım e, ikinci programım. Dedeler Sofrası'ydı ilk. Dedeler Sofrası'nda ne konuşmuştunuz? Yine özgürle ilgili bir şeyler söyledim hatırlıyorum. Ben genelde sıkıştığımda özgüre saldım. <laughs> Şimdi kamusal mizahın aslında bir başlangıç hikayesi var. Ve çoğu yerde de paylaşmıyorsunuz diye düşünüyordum. Yani ben araştırımda denk gelmedim açıkçası. Doğrudur hiçbir yerde bahsetmedim. Yani bu yani nasıl başlamış olabilir İnsanlar bence merak ediyor. Kamusal mizahın başlanma tarihinde ben yokum. Çünkü ha. çok eski Özgür lisedeyken video çekmeye başlıyor. Oo. Hatta kamusal mizahta yayınlamadığı lise videoları da var. Bir arkadaşının elinde bir tane telefon var. Sürekli video çekiyorlar böyle okulda. Gerekli gereksiz. Ve skeç o videolar aslında. Tabii uzun eşekler hariç. <laughs> ben Kamusal Mizah'ın yeniden doğuşuna dahil Aa. oldum efendim. Çünkü ben Özgür'le tanıştığımda Kamusal Mizah bitmişti. Özgür bir depresyondaydı ve artık çekmeyeceğim diyordu. Zaten işte üniversiteler kazanılmış artık. Mahmut bir yere gitmiş. Orkan bir yere gitmiş. Artık çekilemeyecek bir durumda. Yani nasıl çekeyim falan filan diye düşünürken. Ben dedim ki kameramız var sesimiz var çekebiliriz yapabiliriz işte dedeme Pokemon saldırdılar işte <laughs> Dastiki muhtar adayları ondan sonra öyle başladı ben biraz zorladım Özgür aslında. Yani böyle bir kreatif süreçte bence birinin desteğine ihtiyaç duyuyorsun. Bu Tabii. hani kadın erkek fark etmeksizin hani bir şeyi yalnız yapıyorsan bir yere kadar götürebiliyorsun. Yani bu evet. arkadaş ilişkilerinde de bence çok evet. böyle ilerliyor. Çünkü tamam sen yeteneklisin, bir kreatif gücün var. Ya bunu sadece hani içerik üretimi için de söylemiyorum. Hı hı. Ya çok klasik olacak ama hani eğer başarılı Erkeğin arkasında bir kadın vardır. Bir <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> Muhabbeti ama bu bence hani kadın değil erkek değil herkes için geçerli yani. Birbirini ya, desteklemesi gerekiyor insanların. Evet benim için zordu aslında. Ben kamera arkasına geçiyordum ve hiçbir şey bilmiyordum. Özgür <laughs> bana öğretti her şeyi. Bu iso ayarıdır yani hiçbir şey diyafram ayarı falan ben hiçbir şey bilmiyordum. Onların hepsini Özgür şöyle çekeceksin böyle çekeceksin diye diye. Öğrendim ben o sırada Özgürlerin derslerine de katılmaya başladım. Wow. Özgür sinema öğrencisiydi. Çok, çok sevdiğim öğretmenleri vardır. Hatta bazı öğretmenleri beni daha çok severler. Wow. <laughs> evet arkadaşlar bu noktada sponsorumuza yine bir teşekkür etmek istiyorum. Steel Series Alliance Pro. Bildiğiniz gibi mikrofon ayarlarını buradan istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ayrıca bilgisayarda kullanacağınız sonar isimli programda bütün mix işlemlerinizi kolaylıkla halledebiliyorsunuz. İsterseniz dinlediğiniz müziği yayına verin, yayındaki müziği kapatın başka bir ses verin. Hepsini halledebiliyorsunuz. Ve önemli bir detay var. Bunu aldığınız bu mikrofonla ve sadece bu programla yapıyorsunuz. Yani başka şeylere para vermenize gerek kalmıyor. Tamamen budget friendly bir sistem. Onu söylemek istedim. O zaman konumuza geri dönüyoruz. Böyle böyle başladı. Hiçbir şey bilmeden başladım. Ve öğrendim. Kurgu yapmayı da şu an biliyorum. Özgür Turhan'ın tembelliği sayesinde. <laughs> İlgin var mıydı bu konulara? Çünkü o dediğin konuları öğrenmek de zor. Ya yani Ben sinema okuduğum için diyorum. Hiçbir ilgim yoktu. Ben daha çok edebiyata ilgiliydim. Lisede de şiir yazardım daha çok. Aa. Evet. E, oyunculuk okumayı düşünüyordum falan filan. Özgür'le tanışınca Özgür gerçekten benim yani ufkumu açmıştır sinema. Ben hiç mizah hiç bilmezdim ya. Tövbeler olsun. <laughs> Kemal Sunal. Gerçekten. Yani Kemal Sunal komedisi hala izleniyor ya şu an. Türkiye'de bu geriye dönük filmleri bir özümseme durum var ya herkesten. Evet. Yani yeni nesilde bile var bu. Bunu neye bağlıyorsun? Ya bu çok başka yerlerde yurt dışına falan bulunabilecek bir şey değil şu. Bence işlerin çok iyi olmasına bağlıyorum. O Zürt filmi mesela. Aslında bir eleştiri, toplum eleştirisi şey, o ağlık eleştirisi falan filan bence güzel filmler. Şu anda daha böyle basit filmler. Çok basit canım. En yani son işte Kolpaçino 4 geliyor. Onun afişini Fra evet, belki. De Özgür Turhan'a <laughs> <laughs> Gördün mü posteri şeyi? Posteri komposu. gördüm. Kimler var? Mehmet Ali Bil işte İbrahim Tatlıses, e, Serdar, Ortaç. Serdar Ortaç. Ben Sana orada neye üzüldüm <laughs> biliyor musun? Dost Elver yoktu. Ben onu üzüldüm. <laughs> 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 bir Dost Elver'i arıyor gözler, Bir de Ayhan Taş'ı arıyor öyle bir. <laughs> <laughs> İkisi de yoktu 18 kişilik bir afişti saydım Onu da şeyden saydım bizim işte o Kör kurgucu skecinde ha. Özgür şey diyor 17 kişiden aşağısında Çalışmıyorum diyor afişte Gerçekten orada saydım 18 kişi varmış O yüzden Özgür Bey yapmış olabilir ama <laughs> <laughs> şiir yazdığından bahsettim. Lisedeydim. Ha, yani lise yani. Bir blog falan vardı arkadaşımla yazıyordum. Onun bir sitesi vardı. Bu o Tumblr şey dönemleri evet, gibi Evet, mi? Tumblr ha, dönemleri anladım. aslında. Yonca'nın bir sonrası yonca diye bir site vardı. Ben of, arkadaşımla orada tanışmıştım iyi. ve evet. onunla beraber bir blog açmıştık. Şiir, edebiyat onun üzerine. Yani yonca'dan böyle bir <laughs> arkadaşla tanışmak da çok garip <laughs> Çünkü zamanında ya belki evet. izleyenler hatırlamıyordur da Yonca bayağı kötü bir reputasyonu olan bir Hepimiz oradaydık ya. be. <laughs> Hepimiz oradaydık. <laughs> vardı yonca hesabım ve herkesin o dönem internet kullanan herkesin maalesef vardı. Nostaljik muhabbeti olacak gene ama hani o dönem kurduğun ilişkilerin şu günümüzdekilerle farkı da çok gözüme batıyor artık. Yani biliyorsun ki yani Yonca'dan beraber arkadaşımla şiiri yazdık evet. sonra. Bir edebi bir şeye gitmişsiniz evet, evet. yani. Şu an öyle bir şey olacağına imkan veriyor musun mesela günümüzde? Aa. Gözlemlediğin kadarıyla. Yok. Şu an TikTok. <laughs> şu an <laughs> TikTok, TikTok diye bitiriyorum. sürü TikTok'ta yani. <laughs> edebiyat yapılır mı? Denenebilir. Neden olmasın? Yurt dışında aslında bu edebiyat kısmıyla uğraşan TikTok kanalları da var. Yani Aa, denk şimdi. geldim. Türkiye'de ama bunu çok şey yapmıyorlar gibi hissediyorum. Yani hani TikTok'ta işte 150 bin lira kazandı bir yayında diye ha, bir, evet. bir haber gördüm bugün galiba. Bugün görmüşsünüzdür. Ben de gördüm <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan şeyi de düşünmeye başladım. Bu insanlar hani TikTok'ta yayın açıyorlar ve oradan para kazanıyorlar. Sadece kameraya bakıyor, dekolte gösteriyor falan. Bunun toplumda bu kadar üzerine gidilmesi sence doğru mu? Yani şöyle bir meslek var diyebiliyor musun mesela TikTok'ta yayın açıp para kazanmak? Ben kabul edebiliyorum çünkü teyzeler amcalar kabul etmiş çoktan. <laughs> ben niye kabul etmeyeyim? Herkesin TikTok hesabı var. Akrabanıza denk gelebilirsiniz yani artık öyle bir şey var ki şöyle kaydır 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 dedeni görebilirsin. Yani <laughs> korkuyor da insan bakarken kaydırırken neye denk geleceğim diye. Değil mi? İlginç bir yer. Yani... Herkesin var. TikTok konusunda şunu düşünüyorum ben... TikTok hesabım yoktu uzunca bir süre ve bana sürekli dışarıdan işte sen internetle ilgilenen birisin TikTok hesabı açman lazım. Sana da denmiştir belki. Evet, TikTok hesabı aç bulunsun yükle bulunsun bulunsun İnter insanlar bunu istiyor reklamcılar bunu istiyor diye açtım hiçbir şey yüklemedim ama oraya girdin mi oradan çıkmak çok zor gerçekten. İşte giriyorsun beni alıyor yani o kadınlar o amcalar <laughs> beni alıyor bakarken bir yandan da izletiyor yani o bir şekilde. O freak show izletiyor kendini ya i̇zletiyor. gerçekten yani ve şu an bence daha samimi içerik aradığı için insanlar evet, ya yani Instagram'da şey vardı ya. Her şeyi böyle çok güzel üzerinde düşünüp paylaşıyorsun. Yani bir en güzel hayatın en iyi tatilini paylaşıyorsun bir kesin işte poz veriyorsun falan ya da ne bileyim ona göre curate ediyorsun arkaya şarkı koyuyorsun bilmem ne bir edit yapıyorsun Hı -hı. instagram öyle çıkmıştı baktığında hatırlarsan Hı -hı. şimdi tiktok'ta öyle bir şey yok yani direkt kamerayı alıp video çekmeye başlıyorlar evet. mesela açıkçası geleceğe dair umutlarım biraz yeşil Yeşertiyor çünkü daha samimi içerik peşinde koşmaya başlıyor insanlar. Hmm. Yani benim gözlemlediğim o. Ben şunun için ba başlamıştım TikTok'a. YouTube'daki make-up artistler, duygu özaslanlar falan filan biraz daha TikTok'a kaydı. Çünkü daha kısa sürede ürün tanıtımı yapabiliyorlar. Ben de onları takip etmek için ya bir baksam mı dedim. Ama bakınca mesela bir şeye denk geliyorsun. Tövbe yarabbim. Birinin cenazesine denk geliyorsun tamam mı? Bir ilgini çekiyor. Bir hüzünlendiriyor seni ve hani kaydırmak ayıp gibi geliyor. İzliyorsun. Sonra bakıyorsun ardına ardına böyle cenazeler düşmeye başlıyor böyle. Şaka yapıyorum. <laughs> o evet, algoritma evet. onu seviyorsun evet. diye düşünüyor ve sana cenaze yok. Evet diyor. cenazeler kafa. gönderiyor böyle. Bu <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> böyle korkunç. bir şey hayatımdaki defa gördüm yani. Vine vardı Vine bitti. TikTok niye bitmiyor ya? <laughs> Bu duygu özel falan takip etmek istiyorum. Make up. Hmm. İşte influencerlar, evet, evet. make up influencerları falan diye. Ya günümüzde onların artık influence edebileceğini edebildiğini düşünüyor musun? Bu insanların çıkma e, yeri şeydi diye biraz da hani bizim gibi insanlar ve o, Hı -hı. onların kullandığı şeyleri kullanıyoruz gibi. Yani evet. bu sadece make-up de değil olmak zorunda değil aslında. Bir gamer da olabilir baktığında. Ama Hı -hı. artık bu insanlar bu ekonomik durumda diyeyim yani İllüzyon kırıldı mı sence yani? Bence değil kırılmadı. Kırılsaydı çünkü Duygu Özas'tan sigortalı bir işte çalışıyor olurdu şan. <laughs> <laughs> gibi geliyor. Ya bence şuna dönüştü bu arada. Ya daha böyle dar bir kitleye hitap etmeye başladılar. Ha, belki Değil kitle yani. daralmış olabilir. Özünü kaybetti gibi diye düşünüyorum. İlk başta çıktığı noktadan bahsetmiştim ya. Belki şekil değiştirmiş olabilir. Ha, evet. yani mesela YouTube'da izlenmiyor artık Duygu Özaslan gibi. Yani daha az izleniyor olabilir. Mesela işte Talk Show'a döndü YouTube daha çok. İşte onlar TikTok'a gitti duygular. TikTok'ta hmm. yine hala influence etmeye devam ediyorlar. Belki Bizim de bir sonraki aşamamız TikTok olabilir. <laughs> Neden olmasın? <laughs> TikTok'lu yani, talk show olabilir. podcast kesitleri için güzel bir ortam. Hani yayılım için, etkileşim için. Evet. Çünkü artık şöyle bir durum da kalktı bence. Senin içeriğini takip eden insanlar... Seni buluyor. Bozik mikrofonun örneğin kitlesi olmayan insanlar onu bulamıyor. Kitleler daha büyüdü gibi hissediyorum. Büyüdü ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ben bazen bunu sorguluyorum. <laughs> Shorts yorumlarında. Nasıl yorumlar geliyor mesela? Şöyle bir yorum görmüştük biz yani. Kadına bak erkeğin yanında bacak bacak üstüne atıyor ya diye. Ya. Bazen çok büyüyünce <laughs> çok başka yorumlar da geliyor. Shortslar çok izleniyor. Neden izleniyor? Ben orada işte bir <laughs> pornodan bahsetmişim bir kadının pornodan bahsetmesi otomatikman algoritma evet. tarafından kapılıp evet. insanların, <laughs> erkeklerin izlediği bir şey haline geliyor. geliyor. Ama baktığında yani talk show yapıyorsun ya ve o konudan da bu bağlamda bahsediyorsun ya aslında. Hı -hı. Güzel bir espri dönüyor orada. Hı -hı. Ve gerçekten izlediğin zaman tatmin oluyorsun yani. O esprinin başlangıcı ve bitişini gördüğün zaman ah diyorsun hani bu akıllıca bir espri. Ama insanlar bunu buraya indirgiyor ya o beni çok rahatsız ediyor. Yani işte Hı -hı. ya erkeğin yanında bacak bacak üstüne atıyor falan. O video gelecek yorum değil bence abi. İnsanların Mesela bu, bu bir eleştiri midir? Abi değil bence. Değil, Sence... değil mi? Değil. Ya kesinlikle değil yani. İnsanlar bazen eleştirirken mesela eleştiri nedir, hakaret nedir ya da hmm. bomboş bir yorum nedir uç var yani arasında. Bana mesela geçen bir fake bir hesaptan sana 10 bin euro basarım <laughs> diye bir mesaj mesela. Yok artık. Ben buna bir alınganlık gösterdiğimde bu şey midir yani? Ya sen de hiç eleştiri kaldıramıyorsun. Yok abi bu terbiyesizlik ya. Yani. yani. Eleştiri düzgün eleştiri yapılsa da kaldırılamıyor bence. Hmm. Ya bu da atıyorum mesela büyük internet yüzlerinin ya da işte YouTuber da değil de talk show host tamamen örnek diyorlar. veriyorum. Ünlüler <laughs> işte yani düzgün eleştiri de kaldıramıyor. Böyle bir problem olduğunu da düşünüyorum ben. Bence e ünlüleri eleştirelim ya. Çok para kazanıyorlar çünkü. <laughs> <artık. gülüyor> Ben şu açıdan daha doğrusu bakıyorum bir kere topluma mal olmuş bir insansan yani hı hı. herkesin gözünün önündesin sonuçta hani baktığın zaman ya şey gibi hissediyorum bazen gerçekten hani Yorç Parkındaki heykel gibi herhalde değil mi? Orada insanlar <laughs> o izliyor seni ve ya kendilerinden bir şey buluyorlar ya da bulmayıp sevmeyip devam ediyorlar ya yani gerçek hayat da hı hı. böyle aslında. Benim takıldığım şey galiba şu düzgün eleştiri yapıldığı zaman diyorum, ünlülere ya da işte bizim kafamızda olmayan insanlara diyeyim. O düzgün eleştiriye de küfür ediyormuş gibi algılaması. Hmm. Atıyorum gerçekten yapıcı bir eleştiri yapıldı. Ona da hayır onu da yapamazsın gibi bir durum oluyor ya. Denk geldim mi bilmiyorum ama. Yani çok para kazansam çok umurumda olmaz. Diye düşünüyorum. <laughs> ben mesela Duygu'dan bahsediyorum. Duygu benim arkadaşım Duygu Özdağsan. Ona gelen kötü Aa. yorumlardan işte şeylerden eleştirilerden görüyorum. Mesela ben diyorum ki ben buna alınırdım diyorum. Duygu hiç umursamıyor kazanmıyor Sonra hmm. diyorum ki ben de bu kadar para kazansam ben de umursamazdım herhalde. Sonra bozuğa bakıyorum. Hiç para kazanmıyoruz. Ve bana işte, işte bacak bacak üstüne atıyor erkeğin yanına. Dediği zaman benim tepemi tasa atıyor. <laughs> Şimdi çok takmıyorum mesela. Şimdi biraz daha rahatım. Ben aslında çok kafama takarım. Kaygı bozukluğu yaşıyorum. Bunun için terapiye gidiyorum. Bu arada hani şey diyebilirsiniz. <laughs> Yıl olmuş 2023. Yani şimdi mi kaygı bozukluğu yaşıyorsun? <laughs> Güzel şeylerin değerini de bil bilmiyorlar. Ya yani Bu bir noktadan sonra beni üzmeye başladı programda. Hep böyle şeyler duyduğum <laughs> için. O yaptığınız yani böyle bu seviyede yorumlar gelmesi ki oldukça yani internetteki şu an bence en eğlenceli talk showlardan bir ha, Baktığınızda çok ona böyle bir şey gelmesi bütün insanlık ab yani olduğum zaman beni düşüren bir kafa oluyor yani. Hmm. Ama shorts yorumları öyle genelde. Reels. Ben mesela artık bakmıyorum. Shorts, Reels. Bakmamak reals. en iyisi. Bakmıyorum. Bir Bunun bir başlangıcı şey vardı. İki Sözlük vardı. Evet. Kötü sözlük. O da bir şey oldu sonra. Bozdu değil mi, değil mi? İki bozdu. sözlükte? Bozdu. <laughs> <laughs> hani hakaret ediyorsunuz <laughs> de kalitelisini de yap gibi bir şeye geldi. Yani bir hükmünü kaybetti gibi hissediyorum ve bence bu generasyonda benim gözlemlediğim şu. Hani bir hakaret Olduğu zaman bu norm olmuş gibi bir şey oluyor tamam, yani. Ama mükemmel bir, yerine... bir güç değil mi ya? Ben mesela ekşi sözlük bir programına katılmıştık Özgür'le beraber. Orada şey demişlerdi. Ha hani... Pena'ya galiba. Pena ben yakın... de katılmıştım. Aynen Pena'ya. Size dediler mi hani isterseniz işte ekşi sözlük hesabı verebiliriz? Ha evet şey. bana verdiler hatta. Verdiler Mükemmel bir güç. Ben kendime ekşi sözlük hesabı açtım. Ha yazıyorsun bayağı. Yazıyorum. Var. Harika. Hem <laughs> de nasıl yazıyorum. Mükemmel. <laughs> <laughs> özgür de aldı. Özgür garibim sap. Özgür Turhan olarak aldı. Böyle bir ha, ekstra. Sen anonim, anonim. Tabii ki de anonim aldım. Ben o zaman ha, şeyi diyebiliriz ya Ekşi Sözlük'te gezerken hayatınızın bitebileceği yorumlara denk gelebilirsiniz gibi <gülüyor> ben, <gülüyor> bir şey. Yine ben yapıcı eleştiri yaparım. Ha, galiba, hakaret etmem. Hani bir ara mesela hani Ekşi Sözlük sansür oldu. Yasaklanma muhabbeti vardı yani. Ona da karşıyım. Yani Baktığın zaman internetin o döneminin bir e, arşivi gibi görüyorum. Yani bu dönem nasıl bir tayfa varmış? Pandemi döneminde neler yazılmış? İnsanların psikolojisi nasıl değişmiş gibi. Sadece e, artık bence insanlar böyle platformları aramıyor gibi hissediyorum. O eskiden taktığımız ek sözlük hmm. falan diyorum evet, evet. şimdi de insan çok sallamıyor. Benim ilk ek, ek sözlüğe başlama açıldığında ben çok sevinmiştim, çok mutlu olmuştum. Yani. <laughs> Onu hatırlıyorum. Şimdi çok bakmıyorum ama. Baktığında sonuçta Amerika'da örneği yok yani ek sözlük gibi bir yani yer sadece böyle Fedit. bir Reddit ama orada görsel falan da giriyor ya işin içine. Bambaşka bir yere giriyor. Reddit bambaşka bir bela bu arada. Giriyor musun? Çok. Ben tüm <laughs> <Gizli> şakalarımı <Redditçi. gülüyor> tüm şakalarımı Reddit'ten arakladığımı wow. bozukta söylerim. Yani etkilenirim Reddit'ten. Şey diyeceğim. <laughs> histerik YouTuber videom Demir, vardı ya evet. oradaki mesela hani kameranın önüne geçiyorsun aslında orada bir karakter de YouTube'a video çeken bir influencer gibi yani. Parodi i̇şte gibi parodi, aslında. onun parodisi. Evet. İnsanlar Türkiye'de ve yurt dışında da bence hala bu kafa var kameranın önüne geçip bir şey yapmak böyle çok anormal ucube bir davranış gibi geliyor ya insanlara. Ben hala bunun bu şekilde görüldüğüyle alakalı feedback'ler al alıyorum bu hmm. arada. Yani arkadaşım abi hani vlog çekmeye gidiyorum mesela yurt dışına bir ülkeye gitmiştim Baba kurt. falan. Ha demek bile. istediğini anladım. Orada yani. abi şizofren gibi dolaşıyor musun falan. Ulan, vlog çekiyorsun yani. <laughs> Orada Öyle kamerayla ben, konuşmazsan olmaz. Ben hala vlog çekemem. Aa, çok utanırım. Çok rahatsızıcı bu arada. Kafada o kadar utanırım. çok açıyor ki. Yani şeyini kırıyorsun işte utangaçlığı kırdıracak i̇şte, bir şey. İşte evet. Benim mesela bir arkadaşım vardı. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Erkek bir arkadaşım. Sevgisinin fotoğraflarını inanılmaz güzel çekiyor. Ben dedim ki nasıl çekiyorsun ya? Bunu özgürle de öğret de çeksin benim fotoğraflarımı şöyle yapalım. O dedi ki bir utanmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir tavsiye. <laughs> utanmasan çok güzel çekersin. <laughs> vlog da öyle. ben çok utanıyorum. Ben birkaç kere denedim vlog çekmeyi hmm. işte standuplara giderken çocuktan önce işte giderken beraber vlog çekelim ben o kamera arkasını kendi kanalıma koyarım falan filan diye yapamadım utandım zaten bahsettiğim gibi bir kaygı bozukluğu içerisinde ama biri beni izliyor biri bana bakıyor rezil olduğum düşüncesine hiç başlayamadım. Ben de hep öyle hissettiğim zaman galiba hani böyle ulan insanlar beni izliyor Hı -hı. bilmem ne falan diye zaman direkt vlog çekiyorum ya da öyle bir Aa. şey yapıyorum. Yani kendimi direkt oraya atıyorum ki onunla bir yüzleşeyim gibi bir şekilde atlatıyorum onu. Hmm. Yani çünkü baktığımda... Senin biraz daha böyle hani deli diyelim kendi kendine konuşuyor. <gülüyor> deli. <gülüyor> Aynen direkt deli <laughs> oluyorsun ve şeye gittiğimde Moldova'ya gitmiştim öyle bir video çekmiştim iki bölümlük orada mesela elinde kamerayla dolaşan bir insan var yurt dışında orada dolaştığım zaman insanların bana bakışını o kadar da sallamadığını fark ediyorsun. Evet. Bu benim için mesela bir kafa açan bir şey olmuştu yani. Ama burada böyle ben... çekerken böyle uzaklaşan dayı bakışları ha. görüyorsun. <laughs> Türkiye'de evet şeye katılabilirim ya. Yani. ama bir yandan da bakıyorum vlog çeken de var Türkiye'de yani. Özgür de çok utanır ben de çok utanırım biz şey mesela otoparkımız çok küçük arabayı bir arabanın önüne park etmek durumunda kalıyoruz mesela o zaman bile çok zorlanıyoruz ayrılacak ne diyeceğiz diye kaldı ki alacağız da vlog çekeceğiz yani. <laughs> doğru aslında onlara da takıyorsun <laughs> zor zor bir şey yani şu fal tarot, tarot yoga burç tayfası hakkında bir şeyler düşürüyorsundur diye düşünüyorum burcumu biliyorum bence yeterli bir seviye bir insanın <laughs> Burada bir tebrik. Yani çok bir detaylı bir bilgim yok burçlarla ilgili. Sadece ba bana söyleneni biliyorum. Bir kişi bir blog hesabı açıyor. O blog hesabında ya da YouTube hesabı açıyor. O YouTube hesabında işte burçlarla ilgili bir şeyler söylüyor. Tabii ki o kadının söylediği benim hayatım, kaderim değil yani. <laughs> o YouTube sayfasını açan kişi. Orada mesela ne, ne deniyor? İşte yengeç burcuyum ben. Yengeçler amaç olur diyor. Ben amacım. <laughs> Ama bunun benim burcumla bir ilgisi yok bunu biliyorum. Ama şu bana ilginç geliyor. Burçları inanan insanlar kendini öyle rahatlatıyorsa yoga gibi. Ha. Yapabilirler ya yapsınlar. Kimseye zararı olmadıkça yapsınlar yani. Çok da önemli bir şey değil. Evet hani bu rahatlatma gibi bir şey olabilir. Hobi gibi bakabilirsin. Onları okumak seni rahatlatıyor olabilir. Bunu abartanlar ve hayatının merkezine koyan bir O şey biraz var. şey korkunç. Hani, evet. Benim bir arkadaşım olacak. var mesela. Çocuğu akrep burcu olmasın diye işte ne zaman sevişeceğini düşünüyor mesela çocuk yapmak için. Böyle insanlarımız var. <laughs> Bu nasıl bir seviye ya? O biraz fazla takmak gibi geliyor yani. Herhangi bir şeye. Yani o kadar şeye... evet. Bu ya şekilde. evet bu sadece burçlarla ilgili evet, evet. bir şey. Herhangi bir şekilde bu bu derece takıldın kötü bir şey. Şu an böyle bir şey kafası vardı ya. Bir film karakteriyle özdeşleştirirsin kendini kafanda. Hmm. Yani ne bileyim aynı Fight Club'daki Tyler Durden gibi hmm. falan muhabbeti hmm. vardır ya klasik. Onun gibi bir şeye dönüşüyor yani gerçek hayattan bir tık uzaklaştıran şeyler gibi geliyor bana. Twitter'ın aslında hani gerçek hayatta bir yansımasının olmaması gibi bir hmm. şey ya. Yani. Orada bir gerçeklik kırılmasının yaşanması garip geliyor bana. Böyle takip ettiğin, özdeşleştiğin bir karakter var mıydı küçükken ya da böyle dizilerden falan. Ya benim şey, şey ya hepsi grubundan Yasemin'im ben. <laughs> <laughs> Oldukça naif bence. Hemen her arkadaş grubu buluştuğumuzda işte o zaman artık kasetten, 90'lar dönemi kasetten açardık. Böyle ilk işte böyle, ben Yasemin'im, ben Cemre'yim. Seçiyorsun. İşte, seçiyorsun, başlıyorsun sonra açıyorsun. Onu hep hatırlarım. Ben hep Yasemin olurdum Ruhsarı da çok severdim. Yani. Ruhsar. <laughs> ben şey falan bir kere hiç unutmuyorum mesela. Teyzemlerde Ruhsar izliyoruz kuzenimle. Elektrikler kesildi ve bana şey... Ben şey dedim, ben Ruhsar'ım dedim böyle. Elektriği getirsene ya o zaman dedi. Ben de böyle Rusların bir hareketi vardı. Nasıl? Şu. şu bir şey yapıyordu böyle. Evet. Yaptım ve elektrik geldi mesela. <gülüyor> i̇şte <laughs> Burç yorumlarına inanmak da böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> aldım. Ruslar bana çok creepy geliyordu çünkü yani ölmüş karısının evinde beraber yaşıyor ya evet. adam. Hani böyle bir korku filmi olarak düştüğü zaman gerçekten güzel bir korku hmm. filmi de olabilir aslında. Kaç yaşındaydınız izlerken? 9 yaşında falandım herhalde. Ama Açık. orada çok güzel şakalar var ya. Yo yo izlemesi eğlenceli. Kesinlikle o dönemin o... dizileri bambaşka Türkiye Reklam, bir reklam ajansında çalışıyordu falan. Orada çok eleştirel güzel böyle şakalar hmm. var mesela. Generation reklamı. Aslında neydi öyle bir şeydi evet. Aa çılgın Betüş diye böyle 40 yaşındaki insanların liseli hayatı yaşadı. Ha evet doğru bir de ya. aslında 30 plus da onlar değil mi onu oynarken? Evet evet 30 plus hepsi. Orada bir de dede var değil mi? Evet. Dede ve liseli kızları <laughs> evet ben... Oha bir dakika doğru öyle bir şey evet, var öyle mi? bir şey var mı? Tekrardan bir YouTube düşününce essay analizini yapacağım. Çılgın bediştin öyle... karanlık yüzü gibi bir YouTube videosu da konu, konu olabilir. Zaten o dönem çekilen diziler şu an çekilse bence çok farklı şeyler olurdu ya. O Abi, da... çekilemezdi bir kere bence. Çok net evet. çekilemezdi yani. Çoğu şey, baktığın zaman onu Özgür Bey'le de konuşmuştuk abi? Bunu Robert Downey Jr. söylüyordu. Bir podcast'e katılıyor. Bu Tropic Thunder diye bir tane filmleri var bunların. Orada hmm. Bu Robert Downey Jr. blackface yapıyor. Siyahi adam rolünde bir hmm. karakteri oynuyor. Orada Bu soruyor yani, bunu şu an çekseniz nasıl olurdu? Çekebilirsin ama yani <laughs> durumun nasıl olur belli <laughs> olmaz. İşte, çok korkuyordum diyor yani hani bunu yaptıktan sonra ama sonra sokakta aldığı tepkiler şey. Abi çok iyi oynadı ya siyahilerler hmm. My brother falan da geliyor herife. Yani. O yüzden hani dönemin hele o dönemde çok acayip şeyler var. Ya yani şu an basit. Belki diyeyim. de linç ediliyordur da internet olmadığı için yayılmıyor durumu da e, acaba. Tabii insanların... Birbirini etkilemiyordur insanlar. Yani. Aile arasında linç ediyorlar Aynen. O dönemlerde bir de benim şey vardı biliyor musun? Sıdıka. Ben çok seviyordum o... Sıdıka'yı. Orada da bir creepy bir detay vardı. Şafak Sezer'in karakteri. Sürekli salçalıyordu. Evet Eval. Sıdıka'ya aşık bir karakter olarak o vardı. Sıdıka'nın abisi vardı. Sıdıka'yla Bir Demet Tiyatro'nun çok benzediğini söylerler. Hmm. Hani bir abi var, abi aynı şekilde Doğru falan. Yani. Çok benziyor acaba falan. Olabilir. Ama yani. Bir Demet Tiyatro da güzeldir, o, Sıdıka da güzeldir. O dönemki işler çok iyi. Ya. Sıdıka'yı çok seviyordum ama. Yeni dönem çıkan işleri takip ediyor musun mesela? En son Bihter diye bir film çıktı. Ben şeyi Aşkı Memnu'yu izlemiştim. Bütün Türkiye o dönem ona o, kitlenmişti. Evet. Bihter'i de kardeşim Boran Kuzum hayranı. izlemek istiyorum dedi. <laughs> i̇zlemek zorunda kaldık. <laughs> o bile Boran Kuzum'dan soğumuş olabilir. <laughs> Bu arada çok kötü bir film. Olmamış sanki. Benim gözlerim tiyatro sahnesinde gibi oynuyorlar. Fleabag gibi bir sahneleri var. Çok garip. Biliyorsun acaba absürt komedi mi? Hani o dönem filmleriyle dalga mı geçiyor? Sonra dönem filmine dönüyor senaryodan bağımsız bir bitiş. Ya bir kere şöyle bir kafa var ya mesela filmin dönen filmi izliyorsun ya. Etraf tertemiz abi. Hani sanki böyle 2023 yılında bir AVM'de geçiyor gibi bir temizlik hijyen hmm. söz konusu. Hmm. Evet. Yani 1920'lerden yani. bahsediyorsun aslında evet, baktığında. Evet. Yani o zaman o, o da öyle bir hijyen durumu da yok yani. Toz her yer falan aslında. Baktığında. Genel filmlerde de ben ben bu ebo greyni o dokuyu ararım yani o tertemiz görüntü beni rahatsız eder evet. ama şimdi e, Aşkı Memnu dizisi çok kült oldu hala her yaz yayınlanır ve hala şeyin Bihter'in ölüm yıl dönümü anılıyor bizim ülkemizde <laughs> hala yani çok kült olmuş bir dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Çakır'ın da cenazesini <laughs> kaldırmışlar <laughs> Abi nasıl bir dönem bu? Şimdi yani öyle bir şeye bir film çekiyorsun göz ister istemez işte bir şeyde Bihter diyorum öyle özdeşleşmiş yani Beren Saati Kıvanç Tatlıtuğ'u arıyor buna böyle bir şey çekmek biraz cesaret ister cesaretlerinden ötürü kendilerine tebrik ediyorum. Olmamış bence <gülüyor> keşke. <gülüyor> ya bu şey gibi aslında Türkiye için çok önemli bir dizi Aşkı Memnu. Çünkü karakterler bir kere çok iyi bir star personalları var. Hani Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat falan. Yıllardır aklında Selçuk Yöntem oynuyordu galiba. Evet. Yani Adnan. oyunculuklarını geçtim. Adamların ekranda bir duruşu var. Ya, bununla yarışmak zaten ilk etapta çok zor oluyor. Her remake'te geçerli olan bir şey aslında. Bunda da evet. aynısını görüyorsun. Oradaki star ile yarışmak için senin apayrı bir özelliğin olması lazım bir oyuncu olarak. Ya görsel olarak belki. Ben burada görselliğin de önemli mi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu yakışıklı olmasıyla da alakası Hı -hı. yok bu arada. Güzellik standartlarına uymayan ama her filmde gördüğün zaman hani bu adamı izlerim Hı -hı. dediğin insanlar olduğu için o filmde öyle bir şey kalkışmaları biraz böyle fazla cesaret hani sen diyorsun ki cesaretlerinden dolayı kıtlarım da hani sonunu görebildiğim bir şey gibi <laughs> hissettim ben de. Bilmem ne be beklentileri neydi belki de beklentilerini karşılamışlardır orada beklenti de önemli mesela. Ama şey çok önemli bence de hani bu Doku diyorsun ya bir dokuyu arıyorum. Evet, o alın. çok tutulabilen bir şey değil. İşte Martin Scorsese'nin yeni filminde her şeyi ter, tertemiz yapması gibi bir şey yani. bu Hı -hı. Belki o dönem o kadar kirli değildi her şey. Ya yani yine de öyle temiz kısımları vardı. Mesela insanların eleştiriyi kaldıramaması ile ilgili bir şey söylemiştin ya. Hı -hı. Orada akma şimdi Scorsese'ye geldi. Scorsese'ye bir mail ne mesela? Desen ki <laughs> çiçek abbası da mı çekemedin diye bir yorum yapsan. <laughs> Bu da alınır mı? Alınmaz. Aslında alınmak biraz galiba şeyle ilgili bir şey. Kendi başarısını tam kanıtlayamamış kişilerde daha etkili olabilir mesela. Hmm. Başka insanların hayatını kıskanmaya da giriyor ya bu bir noktada. Yani hmm. başkalarını düşünerek bir iş yapma. Çünkü sen kendi yaptığın işten memnun değilsin veya belli bir standartlara ulaşmamış kafanda. Ve bunu boş bir şekilde eleştirerek buluyorsun diyelim. Yani işte bunu takmamak da buradan geçiyor bence. Yani hmm. ya sırf başarı da değil bence yaptığın işe tam olarak özümseyip onun üzerinden ben bu işi yapıyorum ve bu iş tamam benim deyip bunu okey olmaktan geçiyor gibi geliyor bana. Evet olabilir. Biz de mesela senelerdir bir dizi yazacağız, dizi çekeceğiz. Yazamadık ben yani bu süreci görünce insanların bu kadar çok kolay işte haftada bir dizi sezonu yazdım, yayınladım, çektim falan filan bana korkunç. Yani büyük de bir başarı nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Biz yapamıyoruz yani şirketselleşme durumu oluyor ya. Hani Hı. makineye bağlayıp yani Örneğin Arka sokaklar ben Hı. kaç 20 yıldır falan yayınlanıyor galiba. Öyle bir şey oldu. Evet. Yeni evet. sezonu geliyor. 20. sezon diye. Bitmedi değil mi Ulan hala? Bitmedi hala. abi. Yeni sezon geliyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Adamların hayatı... Keşke hayatını... geniş hale de uzasaydı be. Geniş hale çok iyiydi. <laughs> geniş aile de hala devam etse ne olur da 22. sezonla girse geniş hale. Evet. O mu battı bir tek? <laughs> yani arka sokakların ben oyuncu kafasını çok anlayamıyorum. Çünkü abi 20 senedir bir yapımda oynuyorsun ya. Sigortalı bir işe girmek gibi iş bir gibi. şey. Sigortalı iş gibi. Hani inanılmaz yani. Kaşan yatıyor ve devam ediyorsun. <laughs> hani bu oyunculuk gibi görmüyorum açıkçası bunu. Zaten dizi oyunculuğu çok zor ya. Dizi oyunculuğunda bir oyunculuk sergilemek büyük bir başarı. Ve evet, uzun Zamanın süre. Zaman çok dar. Bir haftada yetiştireceksin, çekeceksin, bir de üstüne güzel oynayacaksın. E tabii canım yani. Zor iş. Ama işte bir otomu sonra baktım nasıl bu kadar uzun süre devam ediyor diye. Gerçek e, True Crime case'lerinden yapıyorlarmış. Yani veri tabanında aratıyor. Bir insan nasıl öldürülmüşe bakıyor. Onu bir bölüme koyuyor direkt yani. Böyle bir sistemin ha. olması gerekiyor. Ya orada kilit nokta sistem yani yoksa gerçekten çok zor. Düşündüğünüz dizinin de daha böyle e, yaratıcı bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Arka Sokaklar seviyesinde olmayacak <laughs> kesinlikle yani. Umarım bu kadar evet. çabaya. O zaman geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz. Yine ben varım. <laughs>